Anayasa değişikliği ile ilgili yapılan referandumda yurt dışında yaşayan Türklerin 1 Nisan'da başlayan oy kullanma süresi dün yani 9 Nisan'da sona erdi. Amerika'da kayıtlı 100.065 Türk seçmenden 32.919 kişinin oy kullandığı belirlendi. Katılım oranı bir önceki seçimlere göre artmasına rağmen oy kullanma oranı %32,7 ile sınırlı kaldı. Amerika'da yaşayan Türk seçmenlerin %38'inin kayıtlı olduğu New York bölgesinde ise oy kullanan seçmen sayısı 12.887 kişi oldu. New York Başkonsolosu Ertan Yalçın referandum için yapılan oylamada katılımın beklentilerin altında gerçekleştiğini söyledi. E, bu toplamda e, bizim hesaplarımıza göre e, baş oy kullanan vatandaşlar kendi görev çevremizin e, yaklaşık yüzde yüzde 34'üne tekabül ediyor. Bir oranda bir artış oldu. E, son seçimlerde e, 10 bin kadar vatandaşımız seçmenimiz baş oy kullanmıştı. Bu yaklaşık 13 bine, 12 bin 500 ile 13 bin arasında bir rakamla herhalde kapatacağız. E, biz daha fazla büyük bir artış bekliyorduk. E, i̇şte dediğiniz gibi yüzde 28'den herhalde yüzde %33, %34'lere çıkarmış olduk. Her seçimde oy verme oranı artıyor. Ama tekrar ifade edeyim bu artış biraz beklentimizin altında kaldı. New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ve siyasi partilerin sandık görevlileri Amerika'nın sesine referandumla ilgili propaganda ve oy kullanma sürecini değerlendirdi. Amerika'da yaşayan Türklerin son üç seçimde kullandıkları oyların Türkiye'ye gönderilmesi için hem komisyonda hem de Türkiye'ye ulaştırıldığı uçaklarda yer alan New York seçim gönüllüsü Ali Sarıkaya pazartesi akşamı Amerika'dan Türkiye'ye gidecek seçmen oylarının güvencede olduğunu söyledi. Sarıkaya, Amerika genelinde kullanılan oyların Türkiye'nin temsilciliklerinin aracılığıyla güvenli bir şekilde 16 Nisan'da Ankara Ticaret Odası'nda sayılacağını belirtti. Amerika'da Türklerin kullandığı oyların diplomatik bir statüyle Türkiye'ye gönderileceğini belirten Sarıkaya kimsenin endişesi olmasın kullanılan tüm oylar güvencede ben dördüncü kez oylarla birlikte Türkiye'ye gidiyorum bu kez Amerika'daki Türkler tam anlamıyla bir demokrasi sınavı verdi tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerimizin altında da olsa oylarını kullandılar 16 Nisan'da Ankara'da oyların sayımını yapacağız dedi.